Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, Belçika'ya, Bahçe Market'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere Nilüfer yine gözüne bir şeyler kestirdi, karar vermeye çalışıyor. Bu mu olsa diyor, yoksa şu San Pedro gibi yavrulayan şu güzellik mi olsa diyor. Ama arkadaşlar, bu tam bir kaktüsü andıran orijinal bir güzellik ve bir saksıda birden fazla kök var. Ve diğerinin de arkadaşlar bakın. Şimdi kaktüsleri neye göre almalıyız? Diken yapısına, diken rengine ve şu güzel yeşillik rengine göre. Bakın bu yeşil şu anda harika, müthiş, canlı, fresh bir yeşil, öyle söyleyebilirim. Ama şu dikenleri kesinlikle şahane ve müthiş. Buna gelince arkadaşlar, bunun da dikenleri evet güzel, fakat bunun özelliği ise şu yavrulama şekli. Bakın her kaktüs bu şekilde yavrulamaz. Ama bunu gördüğünüz üzere çok doğurgan bir kaktüs, onu söyleyebilirim. Bu doğurgan olduğu için bunu almak istiyorum. Çünkü bu büyüdükçe ne kadar güzel olacaktır. Şimdi bunun için almak istiyorum. Bundan bende yok ve dikenleri mızrak gibi arkadaşlar. Ve rengi çok güzel. Dokusu şahane. Diğerinin dediğim gibi yavrulama olayı güzel. Ama burada bir de arkadaşlar diğer devlerden de var. Pringli kaktüsler var. Bunlardan bende 5-6 kök var zaten. O yüzden pek almak istemiyorum. Bu benim diğerlerinin arasına, yani daha doğrusu diğerlerine göre şunu seçmeye karar verdim. Çünkü bu daha doğurgan ve koskocaman. Bunların saksı fiyatları 60 euro arkadaşlar. Yani şu koskoca devasa şey ne kadar? 60 euro. Diğeri de aynı şekilde aynı fiyatta, fakat burada şimdi bazı fiyatlar değişebiliyor. Mesela Pringliler de 60 euro, fakat şu bunlar şu San Pedro'lar arkadaşlar, bunlar 75 euro. Diğerleri büyüklüğüne göre değişiyor. Şu 85 euro, diğerleri artık 100 euroya doğru gidiyor. Zaten ben ikisi de biliyorsunuz var bunlardan bende. Hiç de hani almak istemiyorum. Bir de böyle şirin şirin şeyler aldım. Yılbaşı süsleri arkadaşlar. Bunları da asarım diye düşünüyorum. Bir de şu cüceden aldım. Kayak yapan cüce. Çok o şey var. Biblo var. Yılbaşı nedeniyle hemen hemen her yer. Bu arada çantam da eskimiş, yenisini alacağım. Ona da bir vakit bulursam çok iyi olacak. Bakın burada da yavruları var. Burada da müthiş şahane yavrusu var. Işık patladı. Şöyle göstereyim size. Yani bunu almak istiyorum arkadaşlar. Şunu da almak istiyorum ya. Buraya ne zaman gelsem kendime böyle masraflar çıkartıyorum. Birazcık şöyle bir gezeyim de şunlarla arkadaşlar. Şöyle arabayla. Belki hani nasıl diyeyim, alışırım. Ben bazen böyle yapıyorum. Böyle arabayla geziyorum. Ondan sonra bakıyorum hevesim geçiyor, bırakıyorum. Hevesim geçmiyor, alıp eve gidiyorum yani. Şimdi arkadaşlar burada reyonda çok güzel kaktüsler var. Biliyorsunuz geçenlerde yine burada denk gelmişti. Bakın Melo inermişler yine burada. Bunlar ne kadar? Bakın göstereyim. Bu grup tamamen 1 euro. Bakın buralarda da var Melo inermişler. Bakın bu da bir Melo kaktüs. Bunun bebek hali arkadaşlar. Bu bebek hali. Ay, odaklama gitmiş. Hemen onu düzeltelim. Dediğim gibi Melo kaktüs inermişler. Hep ara ara var. Mutokano kaktüslerden de var. Nerede var? Hemen şöyle göstereyim. Bakın ileride şurada Mutokano var. Yine Melo inermiş. Bakın şuradaki kaktüslerin çoğu zaten satışta Türkiye'de biliyorsunuz. Ve fiyatları hep birer euro. Diğerlerine gelince şimdi burada Mesut kardeşim, bak seni sevdiğin yuvarlak türler, yani yuvarlaktan kastım form olarak küre türünde olanlar ve tek kafa olanlar. Mesut bunları çok seviyor. Geçenlerde bir video çektiler Mustafa ile ve ikisi de videoda benden defalarca kez bahsetmişler. Bu videonun vasıtasıyla sevgili Mesut ve sevgili Mustafa kardeşime sonsuz sevgi ve saygılarımı, Belçika'dan Türkiye'ye can kardeşlerime, kanalımı açtığımdan beri hem onlar hem de ben birbirimizi böyle tabii ki izliyoruz seve seve. Şimdi burada başka hangi kaktüslerden var? Sütun kaktüslerden tabii ki var, ama benim aldıklarımın çoğundan da var zaten. Burada hani şöyle bir bakıp geçeceğim. Bunlardan da aldım arkadaşlar ben. Dadizele tarafından almıştım. Ama görüyorsunuz bakın her türlü kaktüs var. Bunların fiyatları ne kadar? Bakın 3.49 euro. Bir tanesini göstereyim. Bu grup olduğu gibi 3.49. Bir tane saksıyı alıp göstereyim size. Bakın bir tane de fero aldım. Ay, bu katlanmış görünmüyor. Başka bir tane alalım. Bakalım bir saniye.
3.49. Yine bunu alacağız galiba. En güzel etiket olarak bu görünüyor. Bakın 3.49 euro arkadaşlar. Şimdi bunlar niye böyle ucuz? Çünkü bunlar burada Hollanda dibimizde bizim biliyorsunuz. Ben Hollanda'ya yakın bir coğrafyadayım. Onun da ne diyeyim, güzelliğini yaşıyorum diyelim. İnşallah herkes bu güzellikleri yaşasınlar. Bakın bu kaktüsten de var bende. Bu ne renk açıyormuş merak edenler için? Beyaz renk. Bakın her zaman için söylüyorum, kaktüsler çiçekleri için değil, formu, dokusu ve diken yapıları ve diken renkleri için alınır. Bakın bu da şahane bir ney? Tabii ki Rebutia mıydı? Ay unuttum yine. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bazen videolarda ben de unutabiliyorum. Bildiğim şeyleri unutuyorum. Buyurun işte. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Eve gidince aklıma gelir. O zamana kadar da video zaten bitmiş olur. Çekilmiş usu busu. Bakın burada çok güzel türler var aslında. Yani kaktüs bilen, kaktüsten anlayanlar için burası derya, deniz. Hatta ve hatta okyanus. Şimdi 5 santimlik saksılarda büyütmek isteyenler buradan birçok türü alabilirler. Mesela bakın şu diken yapısı olarak ne kadar farklı. Mesela denir ki bunlar aynı. Aslında hiç de aynı değil. Bakın bu diken yapısı olarak çok çok farklı. Burada maşa vardı ama maşayı nereye koymuşlar? Bazen yanlış yere koyuyorlar, bulunmuyor. Yani şunu bir almak istiyorum. Nasıl alacağız? Şöyle alacağız. Bunu alalım şuradan bir. Önce bir tarafı boşaltalım ki diğer taraf açığa çıksın. Bakın budur, burada bir tane de Horida kaktüs var. Bakın. Şimdi şunu bir yana alalım. Heh, bunu da şöyle kolaylıkla almış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi buna normal birisi baksa mamila kaktüs diyebilirsiniz. Ama diken yapısı olarak ne kadar farklı. Bunu da alsam mı ne yapsam? Diken yapısı çok çok farklı. Bakın çok farklı. Hepsi aynı değil. Ama bunun özelliği arkadaşlar, nasıl diyeyim, şu bakın rips araları dediğimiz aralar daha dar olduğu için dikenler büyürken daha böyle güzel bir formda büyümüşler. Bakın aynı kaktüsten bir tane de şurada var, dikkatimi çekti. Bakın bu nasıl, şu nasıl, bakın aynı kaktüs olmasına rağmen ne kadar da farklı görünüyorlar. Dik üstten baktığınızda bakın. Diken yapısı, diken sarınımı ve diken dizilimi çok çok farklı. Bunu da ne bileyim, alsam mı almasam. Şimdi her yerde kaktüs dolu. Kaktüsle doldurmak istemiyorum. Malum görüyorsunuz, arabada da böyle güzellikler var. Vallahi hangisini alsam diye şu anda şaşırmış durumdayım. Alayım mı almayayım mı düşünüp duruyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorum videodan birçok kişi diyecek ki Nilüfer'cim ikisini de al, ikisini de götür. Arkadaşlar ikisinden birini seçim yapmak istiyorum. Bakın burada şöyle bir güzellik yine bakın ne kadar farklı görünüyor. Ama şu tür kaktüslerin de çiçekleri çok çok güzel oluyor. Burada yine aşı altlarından da var bakın. Aşı altı da biliyorum çok arayan, çok soranlar oluyor. Hani genelde aşı altları pek sericiler satmayı tercih etmiyorlar ama tabii ki ben mesela bu hobiye başladığımda aşı altlarına aşırı ilgim vardı. Yani olduğum sebebi de hem aşı yapmayı çok deniyordum bu hobinin başında. Çok da meraklıydım arkadaşlar. Bu hobide merak çok önemlidir. Bakın şurada bir tane daha güzellik gördüm. Bunu daha önceden hiç görmemiştim. Bu da şahane güzel türlerden bir tanesi. Ama Mesut genelde arkadaşlar şu tür seviyor. Mesut bak orada bir tane daha var. Fero. Ay ne diyelim ki? Hepsinden bende var arkadaşlar. Ben artık biraz daha farklı hani türlere daha yöneldim biliyorsunuz. Çok çok renklilere döndüm. Bir de bakın Pringli kaktüsten bir tane daha büyük koskocaman var. Onu da birazdan size çekerim. Bakın yine sevdacımın bana hediye etmiş olduğu bu güzellikten var. Bu mesela şu da çok güzel. Bakın diken yapısı ve türü olarak bu da çok güzel. Yani şahane, müthiş güzellikteki kaktüsler diyebiliriz. Şimdi burada yine eforbiya türlerinden var. Benim eforbiyam var biliyorsunuz. Gerek de yok. Bunları bir de böyle koyma saklama problemi yaşıyoruz. Şimdi ben hala düşünüyorum hangini alsam diye. Düşündükçe bakalım Nilüfer neye karar verecek. Bu tür de almak istemiyorum çünkü bu türe benzer var. Diğerleri de çok büyük, çok güzeller.
Evet Mesut bak yine şu. Mesut bunları seviyor. Aa, hem de dikensiz istiyorum hem de dikenli alıyor. Ah Mesut ah diyorum ben de. Ama bakın şu diken yapısıdır bunu özel kılan. Yani hani yoksa bu ne renk çiçek açıyor çiçeği güzelse alayım derseniz arkadaşlar bu hobiden daha çok sardunyacılığa girer. O yüzden her zaman için ne diyoruz? Hem güzel olsun, yani güzelden kastım formu güzel olsun, diken yapısı güzel olsun, et yapısı güzel olsun. Bakın şu güzelliklere, şu güzel opuntiyalara bakın arkadaşlar. Opuntiyalar da benim için kıymetli kaktüslerden. Çünkü opuntiyalar bu işin anaları. Ve biz gözümüzü açtığımızda hep opuntiyalarla başladık. Çünkü biliyorsunuz opuntiyalar daha yaygın türlerdi. Melolar. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz piyasadaki satılan melolardan. Ben de var almıştım. O yüzden çok da ilgi duymuyorum şu anda. Bakın şu Horida kaktüse. Bunun fiyatını şu anda etiketini göremiyorum. Görürsem söyleyeyim. Arkadakinden zaten bende de var biliyorsunuz. Bundan da var. Şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer sende yok yok. Bunlardan da almıştım arkadaşlar. Bunlardan da hep var yani. Bundan almadım. Bunu almamın sebebim çok böyle kağıt gibi bir şey. Büyüdükçe aşağı doğru sarkıyor. O da ne bileyim benim hoşuma gitmiyor. Ben bu tür şeyleri bu formda seviyorum. Ve Konseleya kaktüs arkadaşlar. Bundan da var. Şundan da var bende. Aa bakın şunu görmemişiz burada. Ay bu da çok güzel bakın. Bu ne kadarmış? 16.25 euro. Siz şimdi görmüyorsunuz ama ben etiketinden buradan görebiliyorum. Bunun hafiften böyle buzlu bir yapısı var ama şahane. Bakın bunu çok beğendim. Yani bu saksı boyutunda çok güzel. Diğeri de çok güzel ama şu şahane bir şey. Yani alınabilir. Bir düşüneyim bakayım. Yine kırmızı çiçek açan opuntiyalar arkadaşlar. Şunlar kırmızı çiçek açıyor biliyorsunuz. Aa yine bakın benim Euphorbium'un kristatından. Aa bu arada kolum şu güzelliğe çarptı. Çarpsın. Demek ki daha çok benimle birlikte kaktüs gelecek demektir. Yine Euphorbialar. Ve bu kaktüsten çok var burada. 17.49 euro. Hani evet güzel bir tür. Ama dediğim gibi ben daha çok sütünleri ve cluster küre kaktüsleri daha çok seviyorum. Kristatları da tabii ki çok seviyorum. Bakın bu güzellikler de çok güzeller. Bunlar biraz daha pahalı. O 34 euro muydu? Pardon bakın hep geldiğim için biliyorum 36 euro. 36.49 euro. Benim geometrizans arkadaşlar buradan almıştım. Benimki tabii ki daha farklı oldu. Bunlar daha farklı. Çünkü burada market içinde oldukları için durum biraz daha değişebilir. Bakın bunlar da Euphorbia'ların biraz daha nasıl diyeyim az dallıları ama tabii ki dallar arkadan geliyor. Ve yine burada şu güzellikler, şu müthişlikler. Yine duyguyla kendime aldığım arkadaşlar Mamilaria kaktüsün özel bir türü. Hem Duygu'da hem de bende var. Duygu'nunkiler bende. Buradan da Duygu'ya da sonsuz öpücüklerimi, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. O benim can kardeşim. Bu aşı kaktüsleri biliyorsunuz. Bunlar işin biraz şeyi, süsü püsü diyelim size. Bakın burada yine çok güzel şeyler var. Mesela şu bakın. Şu. Bu bende var. Devasa bir boyutta. Bu biraz daha küçük boyu ama bence hani kaktüse yeni başlayanlar için yetiştirmek için de şahane bir formda. Bu kaktüsten de bende vardı ama buraya gelince bir sene yaşadı. İkinci senede kurudu gitti. Nasip kısmet değilmiş diyelim. Kaya kaktüsler tabii ki. Yine bakın yine benim geometrizansın devamı burada. Şimdi bu kısımdan devam ettiğimizde ki arabamı ben alayım arkadaşlar burada kalmasın. Çünkü burada kaldığında ne olur? Tabii ki insanlara geçiş engeli olacağım. Salonlar yani salon şeyleri, bitkileri. Bunlardan esmeralda biz hep aldık evine dekor yaptık. Sukulentlerden de var tabii ki. Arkadaşlar burası çok büyük bir yer. Atlaslar, sukulentler, orkideler, tavuktu, balıktı. İşte buket güllerdi. Bakın drakolar da orada. Bunlar drako arkadaşlar. Bunlar opalina değil. Bazen opalina ile karıştırılıyor. Bunlar da Beyoncé, Variegat arkadaşlar. Ben bunların ilk geldiği zamanları hatırlıyorum. Almak istedim ama sonradan vazgeçtim. Biraz pahalıydı bunlar. Ne kadardı? 17.99 euroymuş.
Çok tercih etmiyorum. Zaten bende hep var. Bu karanfil kaktüs, şeyden de var bende. Karanfil kaktüsten de var. Yani çok tercih etmiyorum. Bakın medusalardan da var. Seneler önce ben bunlardan almıştım Türkiye'deyken. Şu anda ya istesem alırım ama arkadaşlar tercih etmiyorum. Çünkü kışın korumak sıkıntısı olabilir. Bakın burada da yine bu of eforbiyalar. Muhteşemlikler. Yani benim için burası arkadaşlar paha biçilemez özellikle ve her zaman hani insan oturur düşünür ya bugün acaba nereye gitsem, nasıl hobimi bir şekilde taçlandırsam dediğinde benim için burası her zaman için bir gelinecek durak mekan, Nilüfer Durağan mekanı burası arkadaşlar. Bundan da var ben de almıştım. Yine buradan almıştım. Melolar. Arkadaşlar şu meloyu ben ilk geldiğinde almak istedim ama sonradan vazgeçtim. Hem büyüme şekli yamuk hem de diken yaraları var. Şimdi beyaz melolardan da var. Mesut diyecek ki Nilüfer abla benimkilere geldin. Bunların fiyatı neymiş? 20,99 euro. Yani 20 euro 99 sent. Benim bunları arkadaşlar almama sebebim bakın yaralanmaları var. Normalde burada her kaktüs yarasızdır. Fakat maalesef ki bizler kaktüsleri raflardan alırken çok hani elimize batacak şudur budur mantığıyla çok koruyamıyoruz. O nedenle biraz böyle oluyor. Yani inşallah lekesisini bulunca alacağım arkadaşlar. Şimdi bu eforbiyalar bunlar da 45 euro muydu? Pardon 42-49'muş. Çünkü ben yine daha önceden bu güzelliklere bakmıştım ve almaktan vazgeçmiştim. Çünkü benzer türlerim var. Farklı türler almak istiyorum. Farklı türler alınca daha mutlu oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada da bu tostikler var, tontoşkolar var, cicişler var. Yani görüyorsunuz bakın anlatmaya gerek yok. Diyeceksiniz ki Nilüfer kaktüs çok çektin. Sukulent çekmeyecek misin? Tabii ki çekeceğim. Fakat önce bu güzellikleri görelim. Ve bakalım burada 5 santimlik saksılarda bazen biliyorsunuz ben variegataları buluyorum. Burada şu ana kadar bir kere rast geldim zannedersin ama diğerlerinde de hep rast gelmişimdir. Bakın etraftaki şu güzelliklere insanlar genelde burada gezmeye bahçe markete gelirler arkadaşlar. Burada farklı bitkiler de var. Hani Türkiye'deki canlı yayınlarda satılan türlerden. Bakın orada da hep hoyaların variegatları var. Şimdi burada sukulent olarak olan türler, bakın taş kaktüsler, litopslar var. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da bakın 1 euro ama 5 santimlik saksılar. Litopslar ne kadar? Bakalım. 1,99 euro arkadaşlar. Bakın 1,99. Şimdi burada bazen çok çok özel türler oluyor ki ben aldım. Bakın şimdi. Şunlar, bakın şu tür. Türkiye'de çok pahalıya satıldı ilk Türkiye'ye geldiğinde. Şu anda bunlar 1 euro. Ben 2 saksı almıştım geçenlerde. Baya baya pahalıya satılmıştı. Şimdi de söylemek istemiyorum. Pahalıya alan arkadaşların da moralleri bozulmasın. Ama arkadaşlar bakın ben nasıl diyeyim ki? Ben şimdi bunun hani yerinde olduğum için ben biraz daha fiyatları mukayese edebiliyorum. Ama bakar mısınız şu güzelliklere? Hepsi harika. Bakın burası benim cennetim, cennetim. Şurada da özel tropikal neyler var? Orkideler var. Bakın atlaslara şahane şahane. Yani şunu diyeceğim. Ben buraya geldiğimde arkadaşlar hiç canım sıkılmaz. Burada kafe de var, restoran da var. Kesme buketlerin olduğu, buz içi tamamen buzdolabı gibi olan soğuk bir yerde var. Çiçekler ölmesin diye tabii ki. Bakın bu güzelliklerden de var. İsmini yazmışlar mı bakalım. Taurus diyoruz bazen ama bunun farklı bir ismi var. Evet. Ne acaba? He. Echeveria autre arkadaşlar. Echeveria autre bunun adı. Taurus değil. Bende de 3 saksı mı ne var? Hatta yavruluyor. Bakın yine tesbihler, tesbihler, tesbihler. Ah ah tesbihler. Sizden neler çekiyoruz? Tesbihler diyelim. Arkadaşlar bakın burada o kadar güzel bir konsept var ki ben buraya geldiğim zaman her şeyi unutuyorum. Her şeyi. Bakın benim mor güzellikten, bakın kutupları andıran güzellikler. Para ağaçları, şirek ağaçları. Yani bu güzellikleri görüp de hobimizde mutsuz olmak ya da hobimizi ne bileyim
böyle hani yaparken de huzur duymamak imkansız. Çünkü buraya her geldiğimde acaba ne göreceğim yeni? Bakın buradan da 3 tane şirek ağacı almıştım. Acaba yeni ne göreceğim diye hevesle geldiğim güzel bir yerdir. Buradan şimdi buket güller de alacağım. Bir de arkadaşlar şurada etçil bitkiler var. Onları da size çekmek istiyorum. Afralardan var, kalanşo, tisifloralardan var. Etçil bitkileri çekme sebebim Bursa'dan Oktay. O rica etmişti, ablacığım demişti bana, hani onlardan çekebilir misin, merak da ediyor. Buradaki fiyatları daha farklı arkadaşlar. Yani burada bakalım ne, orikula mı var, bu neymiş ya, şu değişik bir, evet orikulaymış, şu orikula, evet ne diye merak ettim de değişik geldi. Bakın burada 5'er santimlikleri de var ama şu neymiş merak ettim. Tamam, okey, bunu biliyorum. Burada hepsinden var güzelliklerin. Şimdi arkadaşlar bazı türlere benim burada ulaşmam kolay olabiliyor. Çok çok kolay oluyor. Fakat dediğim gibi bu da benim belki hayattaki kazanmış olduğum şans, Allah'ın bir ödülü de diyebilirim. Çünkü ben buraya geldiğimde çok üzülüyordum. Allah'ım diyordum, ben nasıl kaktüs ve sukulent hobimi yapacağım derken bir baktım cennetine gelmişim. Evet tabii ki Hollanda'ya yakınım ama arkadaşlar buranın havası ve iklimi Türkiye gibi olmadığı için. Bu arada etçil bitkiler azalmış çünkü burada çok vardı, sadece bunlar kalmış. Bu da 13.99 euro. Benim kızım çok sever bunları. Ona da bir ara almıştım hep bunlardan. Şimdi bakın burada aloe veraların biraz daha farklı cinsleri var. Bunlar çok iri ve çok benekli benekli arkadaşlar. Afralar. Kalanşo, tisifloralar, yine diğer güzellikler ve atlaslar arkadaşlar. Atlaslar. Ben böyle gidiyorum. Galiba ben bunları arkadaşlar alacağım gibime geliyor. Böyle giderken hop bir bakmışsınız. Ben bu tontoşkuları, cicişkoları alıvermişim. Çünkü ikisinden birini almak istiyorum. Yani ikisini almak çok da istemiyorum gibi ama ah Nülüfer sen ne yapıyorsun Nülüfer. Şurada da arkadaşlar bakın şu iki saksı promosyona girmiş, %50 indirime girmiş. Bunlara geçen geldiğimde bakmıştım ama ben şimdi arkadaşlar bunlar 20 euroya falan düşmüş. Ben çok tercih etmiyorum, yani bana bu tüylüler çok, nasıl diyeyim, tercih etmiyorum, öyle söyleyeyim. Tabii ki çok sevenler vardır. Bakın Arap saçının arkadaşlar domates gibi, yani üstü meyveli olanı. Bunlardan benim çocukluğumda annem çok alırdı, hiç unutmam. Yani ama çok çok güzel. İnsanları çekmemek için arkadaşlar bu şekilde tutuyorum. Episkiyalardan var mesela. Yani insanları çekmek istemiyorum. Bakın bunlar episkiyalar. Bilenler bilirler. Bunlar çok güzel bir çiçektir. Ben de biliyorum ama şu an için çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü evin içine kaktüslerimi alacağım. Ama burada çok güzel. Keşke Saniye abla burada olsaydın ya. Saniye ablacığım, canım benim. Keşke burada olsaydın da. Bakın arkadaşlar bu dolu dolu saksılar. 1.59 euro. Bunlar koskoca saksılar. Kalanşolar yani. Yani ne diyelim ki, Allah hepsini özene bezene yaratmış arkadaşlar. Orkidelerin olduğu tarafa da gitmek istiyorum. Bir bakalım mı, ne yapalım. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Bonsai'ler de diğer tarafta. Oradan da ben bir bonsai almıştım kızımın odasına. Şeyler de, paskalyalarda 1.99 euro arkadaşlar. Her reyonda var yani. Şimdi bakın bu çiçeklerin envai çeşitleri arkadaşlar. Bunları çekmeye kalksam var ya, oho video bitmez yani. Bakın yine atlaslar. Size hemen şuradaki orkideleri göstereceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın ben Japonya'da yaşadım. Orada Toyota şehrinde yaşadım. Toyota biliyorsunuz gururla ismini andığım, çalıştığım şirket. Dolayısıyla orada arkadaşlar Toyota şehri var koskocaman. Orası da orkideleriyle meşhurdur ve dünyanın en güzel orkideleri oradadır. Ama bunlar da çok güzeller. Bakın bunlar hava ile yaşıyorlar. Hava kökleri böyle aşağıda. Hani görmüşken de bunları size çekmek istedim. Geçen geldiğimde de vardı bunlar. Ama bu güzellikler bakın böyle şahane renkler. Şimdi bakın burada da hoyaların envai çeşidi. Askılı saksıdakiler burada oluyor arkadaşlar. Bakın burada askılı saksıdaki hoyaları hep burada satışa çıkartıyorlar. Bakın geyik boynuzları, muhteşem türler ve orkidelerin arkadaşlar şu turuncuya bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine, şunun muhteşemliğine. Bundan şey istemişti ya. Ay çekemiyorum çünkü arkadaşlar ışık patladı. Bir de şöyle döneyim. Yine evet, çünkü direkt yukarısı arkadaşlar ne ışık, ama
Renkleri şahane, müthiş. Şimdi buradan çıkalım ve arkadaşlar ben daha gül seçeceğim. Evim için gül almak istiyorum. Bakın bu kısımlarda böyle. Şimdi tam da çekemiyorum. İnsanlar devamlı buralardan geçmeye çalışıyorlar. Ben de hani onları da rahatsız etmek istemiyorum. Ne yapacağım? Ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Sözde ikisinden birini alacağım ama böyle saksılarla birlikte gidiyorum. Ama çok da istiyorum. Çok da yani ne bileyim ya şu formu çok istiyorum. Ötekini de istiyorum ama ikisinden birini tercih edeyim istiyorum. Sizce hangisini alayım? Ya da Nilüfer Durak hangisini alacak arkadaşlar? Evet bakalım neye karar vereceğim? Videoyu burada noktalamak istiyorum ama Bonza ileri doğru da şöyle yavaşça geçelim. Bakın buradaki çiçekler de müthiş. Müthiş muz ağacı. Benim komşulardan birinde arkadaşlar muz ağacı var bahçesinde. Ben de inşallah bir gün muz ağacını alacağım. Şurada da bonsai saksıları, bonsai malzemeleri var. Kızıma da bu bonsailerden almıştım arkadaşlar. Şimdi bakın buralarda balıklar var. Kesme çiçek reyonu, bahçe reyonu. Daha sonrasında banyo ve restoran kısmı ve arkadaşlar. Nilüfer Durak'ın mekanı. Bu güzel yerden, Floralux'ten hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ben biraz düşüneyim hangisini alayım diye ve arkadaşlar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarken bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi ne diyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş, dost, akrabalarınız hep faydalansınlar ve hayatınızda hep güzellikler olsun. Bir güzellik diğer güzelliği getirsin ve kendiniz için bir şey yapın. Şimdilik hoşça kalın diyorum.